Şimdi Bakü'den Ankara'ya gelelim. Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan'a 4 yardım tırı gönderecek. Tırlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hazır bekliyor. Muhabir arkadaşımız Semih Kılıç da orada. Şimdi hemen dönelim ona. Arkada işte o yardım tırlarını da görüyorum. Türkiye-Azerbaycan aslında her zaman vurguluyoruz. İki devlet bir millet anlayışıyla hareket ediyor. Türkiye-Azerbaycan'ın geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da yanında olmaya devam edecek. Ne var o tırlarda, senden alalım ayrıntıları. Coşkun Özden, Azerbaycan kendi toprakları için, öz toprakları için bir mücadele verdi. Dağlık Karabağ bölgesinde yıllardır işgal edilen bölgeler için 44 gün boyunca cephede savaştı ve zaferle ayrıldı. Ama o 44 gün boyunca Ermenistan terör saldırılarına devam etti. Terör saldırıları diyoruz çünkü sahada mağlup olan Ermenistan sivillere saldırdı. Sivil yerleşim bölgelerini bombaladı. Orada mağduriyetler oldu, şehitler verildi, gaziler oldu. İşte Türkiye bu süreçte hiçbir zaman Azerbaycan'ı yalnız bırakmadı. Her zaman desteğini gösterdi ki bugün de farklı bir noktada destek veriliyor. Bu nokta nedir? İnsani yardım. Aslında senin de söylemiş olduğun gibi tek millet, iki devlet politikası her daim devam ediyordu. Bugün de devam ediyor. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yardım topladı ve bugün yola çıkacak. 4 tır olarak açıklanmıştı. Bu süre zarfında kısa sürede yeni gelişmeler oldu ve tır sayısı 5'e çıktı. Ankara'dan hareket edecek olan tırlar. Şu an kameraman arkadaşım Ender Bediz de detay olarak veriyor bizlere. Üzerinde sloganlar da yazıyor. O sloganı da okumak istiyorum. Kardeş çetin günde çağrılmayan da gelendir. Aslında günümüz Türkçesini çevirecek olursa kardeş zor günde çağrılmadan gelen diyor. Yani Türkiye aslında bu süreçte desteğini her daim belli etmişti. Yine seninleyiz Azerbaycan ifadesi de tırlarda var. Peki tırlarda neler var, onları aktaralım. İnsani yardım diyoruz ağırlıklı olarak. 5 tır var. Bu 5 tırda tıbbi malzeme ve insani yardım kolileri var. Yiyecekten oradaki insanların mağdur olmaması adına tıbbi malzemeye kadar pek çok şey var. Bunun yanı sıra tabii ki Azerbaycan'daki minikler de unutulmadı. Bir kamyon dolusu oyuncak da yine bölgeye gidiyor. O minikler belki bu süreçte çok fazla çocukluklarını yaşayamadılar ama bundan sonra yaşıtları gibi eğlensin, oynasınlar diye onlar da unutulmadı. Bir tır dolusu oyuncak da hazırlanmış oldu. Dediğimiz gibi Ankara'dayız, başkentteyiz. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonu bu. Ve 5 tır buradan hareket edecek. Tören saat 14'te başlayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın önce bir konuşması olacak. Ardından bu tırlar dualarla uğurlanacak. Azerbaycan'a gidecek. Azerbaycan'da Büyükelçilik koordinasyonunda orada bulunan şehit ailelerine ve gazilere ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Türkiye her zaman olduğu gibi Azerbaycan'ın yanında olduğunu, kardeşi olduğunu, kardeşi olduğunu bir kez daha bugün de gösteriyor diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım. Evet kardeş, çağrılmadan zor günde gelendir. Semih Kılıç işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı yardım tırları birazdan yola çıkacak. Nereye doğru? Ankara'dan Bakü'ye doğru. Semih Kılıç aktardı detayları.